Evet arkadaşlar, benim miniklerim geldiler şimdi. Nereli almışlar kendilerine? Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, sana da merhabalar. Evet, neler aldınız bakayım? Börek almışlar, bir de yanına patates kızartması. Afiyet olsun. Herkese merhaba ve herkese selamünaleyküm. Selamünaleyküm arkadaşlar hepinize. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet arkadaşlar, bizler uyandık. Ondan sonra kahvaltımızı yaptık. Evi toparladık falan filan. Bayağı bir zaman geçti. Bugün ben yeni kıyafetimi giydim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Güzel olmuş muyum söyleyin lütfen. Bence çok güzel oldu. Tam da benim bedenime göre dikilmiş. Ben çok beğendim açıkçası. Bir şey daha söylemek istiyorum. Hazır kıyafetle ilgili konuşuyorken. Hani demişler ki Neslihan'cığım bugüne kadar çok kıyafet aldın ama üstünde göremiyoruz. Yani geçen kış aldıklarım dolabımda zaten, onları giyiyorum. 3 tane almıştım geçen kış. Bir tanesi neydi? Turuncu, bir tanesi mavi, bir tanesi de yeşil. Aldım. Onları zaten giyiyorum ben. Sadece öyle önemli değil, sadece 3 tane aldım, onu kullanıyorum. Arkadaşlar benim düğün kıyafetlerini eğer diyorsanız, onlar sadece düğünde giyiliyor. Yani onları bir tarafa koyuyorsunuz, sadece düğün geldiğinde o zaman giyebiliyorsunuz. Normalde giyemezsiniz. Normalde bu gibi kıyafetler giyiliyor. Ve demişler ki keşke kışlık kıyafet alsaydın. Bu kışlık zaten. Bunların kumaşları değişik oluyor. Bir yaz için oluyor, bir kış için oluyor arkadaşlar. Bu kışlık kıyafet. Yani bunu da söylemek istedim. Öyle. Şimdi biz bu arada böyle mısır yiyoruz arkadaşlar. Patlamış mısır. Sen hepimiz bana bakıyorum o zaman, herkes böyle diyorum. Evet soruyorum. Böyle de diyorlar. Öyle sen şey bana yok. Bakma lütfen, bakma. Hayır ama sen bak, karşımdaki insanla da hem konuşuyorum hem size video çekiyorum. Tabii ki de ona bakacağım. Başka kime bakacağım? Hiç alakası yok böyle konularla ilgili. Benim bu alışkanlığım bir var. Ben hep böyle bir yerlere bakıyorum. Hatta bir keresinde söylemiştim videoda. Demiştim ki ben hep video çekerken mesela yüzüme de tutsam hani telefonu. Sizle konuşurken hep böyle gözlerim bir yere gidiyor. Neden böyle bilmiyorum. Ama öyle bir şey yok tabii ki de. Bak yine baktın bana. Sana baktım. Karşımda siz olsanız size bakacağım. Diyecekler ki hep onlara bakıyorsun. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi dışarıya salona geldim. Burasını göstereyim böyle. Zaten ev temizliğimi yaptım arkadaşlar. Bugün yerleri falan da sildim. Banyonun her tarafını yıkadım. Öyle. Ondan sonra burada arkadaşlar çocukların kıyafetleri var. Bunlar yıkanmıştı. 2 gün oldu. Kurumuyordu. Nihayet bugün kuruyabildi arkadaşlar. İçerisi de zaten temiz. Her yerini temizledim evin. Bir de toz falan aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Dolabımı da sildim. Aynayı da sildim. Şu dolapları yine sildim. Şimdi sadece ne kaldı? Yemek yapılacak. Bir de mutfak kaldı arkadaşlar. Bak. Bu da elmayı buraya koydum çünkü şey mutfak dolap çok soğuk olduğu için soğuk yerlerse hastalanırlar diye. Şimdi mutfak şu an karışık gözüküyor ama halledeceğim. Rana diyor ki ben hallederim bu aşıkları. Sen içeride otur, sebzeni falan doğra. Arkadaşlar bugün tavuk etli, patatesli, dolma biber yemeği yapacağım. Uzun zaman oldu yapmadım. Böyle sebzenin içerisinde tavuk eti attığınızda çok güzel oluyor gerçekten de. Harika oluyor lezzeti. Öyle. Şimdi onu yapacağım içeriye gidip. Dün un almıştık. İşte şuradaki şeye koydum unu da. Birazcık bu kaldı. Bunu da artık şeye koyarım. Poşete böyle kapatıp ağzını bir yere saklarım arkadaşlar. Bu arada ben ne diyordum? Yukarıdan şey geldi. Buğday arkadaşlar. Buğday geldi yukarıdan. Şimdi çamaşır makinesine yine su koydum. Yine. Sen dedim ben de buğday yaptım dün. Ne? Ben de yaptım. Evet ben de yaptım dün. O zaman bu Rabia yenge yaptı şu an çocuklar için. Ben ona bir tabak vermiştim ama çocuklar büyükler yani. Yiyorlar güzelce. Zaten onlar buğdayı çok seviyorlar. Ben düşündüm sen yaptın. Şey nerede burada? Göremedim ben. Sepeti. Ha tamam burada. Deterjan arkadaşlar. Tamam o zaman Rana, sana kolay gelsin. Ben de gidiyorum makineye kıyafetleri atıp içeri gidiyorum. Hemencecik soğanımı falanı filan mı halledeceğim. Kıyafetler hiç bitmiyor. Hiç bitmiyor. Kıyafet bitmiyor ki çocuklar. Nereden baksanız her gün yine bir şeyleri hani kirletip yine çıkarıyorlar. Yeni giyiyorlar, yapıyorlar, ediyorlar. Evet efendim. Rana'cığım işlerini bitirdi. Sağ ol Rana'cığım. Teşekkür ederim. Bu arada
Ben de sebzelerimi doğradım arkadaşlar. Şimdi sadece soğanlarım kaldı. Bir de etim yıkanacak. Bu kadar. Ondan sonra yemek yapılacak. Yalnız çok acıktık ya. Çok acıktık o yüzden. Biz çok acıktık diyorum. Yemek saati oldu. O yüzden ilk önce yemek yiyeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra yemeğimi yapacağım. Bugün Rabia yenge yemek yaptı. Bilmiyorum bizim Türkiye'de ne diliyor ona ama. Tavuğun ayakları arkadaşlar. Tavuğun ayakları oluyor ya hani. İşte o sulu yemek olarak pişirdim. Türkiye'de yapıyorlar. Aşağıya gelsin de bir gösteririm size. Türkiye'de bu yapıyor. Ya bilmiyorum yapıyorlar mı yapmıyorlar mı. Yani zaman, benim annem daha önce hiç yapmadı. O zaman kimse yapmıyor. Neden? Yapmıyoruz. Valla bilmiyorum. Ben şimdi bir bakarım internetten ona ne diyorlar diye. Neyse işte ekmek pişireceğim şu an. Buralarını zaten temizlemiş Rana ekmek yapacağım için. Ondan sonra yemek yiyelim. Ondan sonra arkadaşlar ben de yavaş yavaş yemeğimi yapmaya başlarım. Bugün ben dışarıdan gittim. Düdüklüler alacağım. Söyledin mi? Evet. Söyledim. Hayır ya söylemedim. Bu arada bugün Rana çocukları biraz dışarıya götürecek arkadaşlar. Çocuklar sıkıldı da o yüzden. Evet arkadaşlar size şu yemeği göstermek istedim. Çünkü az önce doğru düzgün anlatamadım. Şöyle göstereyim. Ben internetten baktım Türkiye'de yeniliyor mu diye. Fakat bu genellikle Asya ülkelerinde daha çok tüketiliyormuş. Ve içerisinde çok protein var arkadaşlar. Çok sağlıklı. Bence sizler de evde bir kere yapın deneyin. Çok da lezzetli ayrıca. Ekmeklerim pişti benim. Şimdi içeriye gidiyoruz. Yemek yiyeceğiz arkadaşlar. Öyle. Hep diyorlar ki hep bu şeyden şikayetçiler. Zaten okul da kapalı. Diyorlar ki anne baba biz evde çok sıkılıyoruz. Bizi biraz dışarıya getirin. Rana da düşündü ki biraz çocukları gezdireyim. Hem de onlara böyle börek biraz da böyle patates kızartması alırım yerler. Bir de Asya abla da geldi arkadaşlar. Asya ablanın evine de biraz uğrayacaklar. Biliyorsunuz orada da çocuklar var. Öyle. Şu anda elektriğimiz yok. Ben de içeride evi toparlayacağım arkadaşlar. Ev çok dağınık yine. Her yer her yerde. Öyle arkadaşlar. Bu arada o tarafta da düğün var arkadaşlar. O taraftan yolu kapattılar. O yüzden bu taraftan gidiyorlar. Al bakalım Renacığım kamerayı. Selamun aleyküm herkese. Haydi o zaman gidelim. Sana da bay bay. Haydi. Abla da geldi. Ben de abla geldim. Ben sizin eve geldim. Siz bizim eve geldik. Dedim tamam. Gel. Ne? Haydi gidiyorum. Diyorum haydi gidiyorum. Gidiyor. O yani akıbı değil. O zaman gidelim. Evet şimdi abla da yerde geldik burada. Bu kızla oynuyoruz yani çocuklar. Bu arada Mumin Emir'in haydi yere gidelim. Böyle bir şey. Çocuklarla bak. Çocuklar da oynuyoruz. Evet şimdi bunlar çay yaptım. Sadece Prozac aldım. Biz çay içtikten sonra biz evimiz gidiyoruz. Eve gitmiyoruz ama bunlar için şey alacağız. Bu diyorum haydi gidelim. Gidelim. Bekle biraz. Evet şimdi biz çıktılar. Prozac yak. Evet şimdi burada. Böyle şeyler oluyoruz. Cips falan. Böyle. Çocuklar şimdi bunlar. Çok mutlu oldu bakın. Evet şimdi bunlar için bu halde. Evet arkadaşlar benim miniklerim geldiler. Şimdi. Nereli almışlar kendilerini? Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Sana da merhabalar. Evet neler aldınız bakayım. Börek almışlar bir de yanına patates kızartması. Afiyet olsun. Ay çok güzel ya. Oço. Pupu Asya Gar. Bir saat kadar biz orada oturduk. Muhammed Emre sen de mi patates kızartması yiyorsun? Afiyet olsun aşkım. Ceket diyor Daru. Ceketini çıkaralım mı? Hadi çıkar bakalım. Afiyet bal şeker olsun kuzularıma. Bu bir tanesi böyle oluyorum. Bir tane içinden.
Patates. Tavuk. Bir tanesi patatesli, bir tanesi sebzeli ve tavuklu oluyor. Bir tane tavuklu, bir tane patatesli. Ay, 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 diyorum zaten. Sebzeli patates. Evet. Afiyet olsun o zaman bize. Evet, afiyet olsun. Tamam, ketçap da getir. Evet, arkadaşlar, şu anda Muhammed Emre'yi uyuttum ben. Muhammed Emre'yi uyuttum. Bayağı bir uykusu gelmişti. Ondan sonra Firoze Hanım birazcık böyle oyun oynuyor arkadaşlar telefonda. Fatma Hanım da oyuncaklarıyla oynuyor. Hem de telefonu da verdim istersen bak diye, ama bakmıyor şu anda. Bir de oyuncaklara bakar mısınız? Buralarını her yerini dağıttı arkadaşlar bunlar. Olsun canım, çocuklar oynadıkça çocuklar akıllanıyor, büyüyorlar. Öyle. Şimdi ben arkadaşlar mutfağa gidiyorum yemek yapmaya. Yemek yapacağım. Bir de makinede kıyafetler çıktı. Onları yukarıya serip geleceğim. Bir daha düşünüyorum hani kendi kıyafetlerimi yıkayayım diye, makineye atayım diye. Bir bakalım ne yapacağım şimdi. Bir bakacağız bakalım. Bu arada arkadaşlar başıma şunu aldım. Çünkü o böyle düşüyordu hep, kaygan olduğu için. Yeni olduğu için daha şey yapıyordu, hani sürekli başımdan düşüyordu. Ben de bunu aldım evde günlük olarak. Bir de şöyle bir şey demişsiniz ki hep hani yeni kıyafetleri hani neden hep alıp saklıyorsun? Öyle bir şey yok arkadaşlar. Hani bir iki tanesini evde giymeyi düşünüyorum. Ondan sonra geri kalanını da hani saklamayı düşünüyorum. Saklamak derken hani bir yere gideceğimiz oluyor, bir davet oluyor, ne bileyim, hani insan bir yere ziyarete gidiyor, o zaman yeni kıyafetini giyer, güzelce gider arkadaşlar. O yüzden hani kıyafet aldığımda bir iki tane ya da hepsini saklıyorum ki sadece bir yere gittiğimde aç amca sadece bir yere gittiğimde giyerim diye. O yüzden hani saklanıyor normalde. Yani siz de güzel kıyafetler aldığınızda şeyi düşünüyorsunuzdur. Evde ne varsa onu giyeyim, idare edeyim. Zaten evde beni kim görüyor? Ondan sonra hani bir yere giderken güzel bir şekilde giyinirim. Hep bunu düşünüyoruz. O yüzden bir iki tanesini saklıyoruz arkadaşlar. Ama öyle bir şey yok tabii ki de alıp, yani hani almamın sebebi zaten giymek için. Şu anda da giydim hatta bugün. Olsun. Evet arkadaşlar, ben yemeğimi yapmaya başladım. Şimdi etlerimi kavuruyorum. Bu arada Muhammed Emre de uyanmıştı. Tam da etleri yıkıyorken bayağı bir zor oldu gerçekten de. Bir tarafta da sütümü kaynatıyorum arkadaşlar. Orada dışarıda da Muhammed Emre var. Eline nohut verdim. Evde nohut vardı birazcık. O yüzden biraz sustu, kendine geldi. Ve yukarıdan işte çocuklar da aşağıya gelince unuttu arkadaşlar problemini. Şimdi yemek yapıp bu arada markete kadar gideceğiz. Markete gideceğiz arkadaşlar. Birkaç bisküvit alacağım. Hem de çocuklar biraz hava almış olur. Hava almış olurlar. Ben böyle çayın yanında bisküvit falan yemeyi çok seviyorum. Evet arkadaşlar, şimdi daha yeni kapattım ocağımı, göstereyim size yemeği şöyle. Yemeğimiz oldu. Ay yine kapandı ya. Şöyle arkadaşlar. Yemeğimiz oldu. Ben yukarıya da gönderdim bu arada bir tabak. Bu arada arkadaşlar Meryem abla aradı, abi yenge, onlar konuşuyorlar. Şimdi biz şeye gidiyoruz, markete. Aç. Ayakkabılarını giydir dedim, giydiremiyorum diyor bana. Tamam, ben giydiririm o zaman. Hadi arkadaşlar gidelim, biraz hava alalım ve artık birazcık abur cubur yiyelim. Yemek falan zaten yedik, şimdi abur cubur yiyelim. Evet arkadaşlar, bizler çıktık, gidiyoruz. Bu arada bahsetmeyi unuttum, benim bir tane daha kıyafetim vardı çok eskiden, dolabımda duruyordu. Onu ben bir türlü diktiremedim. Burada bir terzi var, hem ona vereceğim hem de bakkala uğrayacağız. Artık gelince kıyafetim görürsünüz. Bu bebek arabası benim çok çok işime yarıyor, hamdolsun. Evet, çocuklar da hazırlandılar. Evet, size bahsetmiştim. O karşıki evde işte bir kızın düğünü vardı. O yüzden orasını süslemişler böyle ışıklarla. Göstereceğim, biraz daha yakına gidelim de. Bu aralar kış ya arkadaşlar. Hani dışarı çıktığınızda şey gibi oluyor. Sanki bilmem kaç, hani gecenin yarısı çıktınız, ama şu anda saat daha çok erken ve maalesef. Çocuklar bir çıkın Allah'ınızı severseniz ya. Hep kavga yapıyorlar ben arabayı sürerken arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok güzel. Bakın.
Ay harika bir manzara ya. Burada var ya. Akşam o kadar şey, dün akşam şey vardı ki, davul sesi falan. Hayırlı uzun olsun. Şöyle arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor, ışıl ışıl gerçekten. Biz geldik arkadaşlar. Bakar mısınız çocukların mutluluğuna? Bilmiyorum şimdi ne isteyecekler yine bizden, Allah'ım ya. Bakalım ne alacaklar. Arkadaşlar Muhammed Emre'nin hareketlerine bir bakın. Ben bisküvi aldım birkaç tane. Kızlar da birer tane lollipop aldı. Muhammed Emre de lollipop aldı. Muhammed Emre hala benden bir şeyler istiyor ama yok. Yeter bu kadar. Yeter aşkım. Lollipop yedin ya zaten. Yeter. Evet arkadaşlar. Bizler eve geldik. Yemeğimizi yedik. Karnımızı doyurduk. Mutfakta o kadar yeniden bulaşık oluştu ki. Şimdi bulaşıkları yıkadım. Şimdi de tencereyi boşaltacağım. Küçük bir şeyin içine arkadaşlar. Yemeği bunun içerisine koyacağım. Biraz hava almış olduk. Bugün çok sis yoktu. O yüzden düşündük ki birazcık çıkalım. Çocukları böyle hani hava aldırmış oluruz. Hem de biz de hava alırız diye. Gittim terziye de verdim kıyafetimi arkadaşlar. Öyle artık gelince siz de görürsünüz. Zaten son bir tane kıyafetim kalmıştı. Onu da unutmuştum ben verince. Öyle arkadaşlar. Bu arada bugünkü vlogumuzu nasıl buldunuz? Yorumlara lütfen yazın. Aslında ben hep diyorum ama yazmıyorsunuz. Lütfen bu defa yazın. Vlogumuzu nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Yoksa beğenmediniz mi? Evet arkadaşlar. Hoşça kalın diyorum o zaman. Bugünkü vlogumuzun sonuna geldik. Görüşürüz. Yeni vloglarda tekrardan görüşelim.